Evet. Bismillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi evliyaillah. Ve Rabi'un dördüncüsü. Yani levhün kullanımıyla ilgili, hani biz dedik levden sonra ya marfu gelir ya mansub gelir. Levden sonra fiil takdir edilir, kâne takdir edilir. Kulasa işte bu levden sonra bir ismin mansup şey car mecrur olar geldiği burası, yani daha dördüncü yer levden sonra car mecrur geldiği yerdir. Nahu lev bi gayril ma'i halqi şarak kuntu kel gassani bil ma'i i'tisari. Lev bi gayri, bakınız burada levden sonra bi gayri gelmiştir, car mecrur. Ve bu car mecrur orada gizli bir fiile takdir ediyor. O gizli fiil şarakadır. Bu mevcut olan şarakayla tefsir ediliyor. Yani şair diyor ki lev bi gayril ma'i, yani lev şaraka halki bi gayril ma'i, eğer benim boğazım suyun dışında, diyelim ki yemekle boğazım tıkansaydı, yani boğazıma eğer yemek şey su dışında yemek gibi bir şey boğazıma takılsaydı, kuntu kel gassani, ben gassan gibi olurdum. Gassan boğazına yemek gibi bir şey takılan, suyun dışında boğazına bir şey takılan demektir. Ben diyor gassan gibi olurdum. İhtisari bil ma'i, benim onu boğazımdan geçirmem neyle olacaktı? Bil ma'i, suyla olacaktı. Eğer suyun dışında bir şeyle boğazım tıkansaydı. Ama eğer boğazım suyla tıkansa o zaman ne olur? Onu açacak bir şey yoktu. İşte dediğimiz gibi burada levden sonra car-ı mecur bir gayri gelmiş ve bu gayri nereye taalluk eder? Orada gizli olan şaraka fiyaline taalluk eder, mahzuf. Ve o mahzuf olan şaraka fiyali beytte mezkur olan şu şarakayla tefsir edilmektedir. Ve kavlihi, ve başka bir örnek. لَوْ فِي طُهَيَّةَ اَحْلَامٌ, eğer Beni Tuhayye'de bir kabiledir, Arap kabilesi, eğer onlar ahlamun, eğer akıllı kimdir ki akıllılar olsaydı, lema aradu dunellezi ene ermihi ve yermihini, onlar bana görünmezlerdi, dunellezi o kimsenin önündeki, o kimse farzda kastediliyor. Çünkü burada şair farazdakla hicivleşiyor, atışıyor. O ene ermihi, benim kendisine hicivle attığım, ve yermini onun bana attığı, yani hicivle atıştığımız farazdakın önünde bana eğer akıllıları olsaydı orada kimse görünmezdi. Yani onu kimse müdafaa etmezdi. İşte istişar لَوْ فِي طُهَيَّةَ, levden sonra car-ı mecrur gelmiş ve o car-ı mecrur efendime söyleyeyim siyaktan kâne olduğu anlaşılıyor. Yani لَوْ كَانَ فِي طُهَيَّةَ ahlam, eğer Tuhayye'de akıllı kimseler olsaydı لَمَا أَرَدُوا, o lam levin cevabıdır. Ma mainafiyedir. Yani lema avadu, onlar zahir olmazdı. Dûnellezi ene ermihi ve yermini. Evet. Peki. Vahtunife fihi, bunda ihtilaf etmişler bu levfi tuhayyede.
ihtilaf etmişler. Acaba bu nereye taalluk eder diye. Fakile bir kavle göre mahmulun ala zahirihi. Bu zahirine hamlediliyor. Ve ennel cümlete ismiyete veliyeta. Ve bu kavle göre o levden sonra ne gelmiştir? İsim cümlesi gelmiş. Yani ahlamun mübteda fi tuhiyyete haberidir. Ve böylece levden sonra isim cümlesi gelmiş. Ama şuzuden, sıra dışı, kural dışı olarak, şaz olarak isim cümlesi gelmiş diyor. Kema var mı örneği? Kema kire fi kavli. Nitekim şu beytte de aynı şey söylenmiş. Ve nubbi'tu leyla erselet bi şefaatin ileyye fehella nefsu leyla şefi'uha. Diyor ve nubbi'tu, bana haber verildi ki Leyla, bir bayanın ismi, Leyla erselet bi şefaatin, Leyla'nın bana bir şefaatçi gönderdiği, yani benim kendisiyle temas kurmam, kendisiyle veya barışmam artık neyse, bana Leyla'nın şefaatçi gönderdiği haber verildi bana. İleyye carumucu arsalete taalluk eder. Yani arsalet ileyye bir şefaatin, bana bir şefaat şey gönderdi. Burada ya bir şefaatin üzerinde mudaf takdir ederiz. Yani bizi şefaatin veya mübalağa yoluyla kişi maslarla isimlendirilmiştir. Zeydun adlun gibi. Zeydun adlun ne demek? Zeyd adalettir. Zeyd adalet değil ama Zeyd'in çok adil olduğunu ifade etmek için ne diyor? Diyor Zeyd'in adını. Zeyd adalettir. Yani Zeyd adaletin çok adil olduğu için sanki kendisi adalettir. Evet. İşte burada da yani o gönderdiği çok Leyla için şefaat ettiği için sanki o şefaat olmuş. Ama mudaf takdir etmemiz daha uygundur. Yani arsalat ileyye bili şefaati. Şefaat sahibi birisini bana gönderdi. Haberi bana geldi. Fehella nefsü Leyla şefi'uha. Neden Leyla'nın kendisi kendine şefaatçi olmadı? Yani benim nezdimde en kıymetli kendisidir. Niye kendisi şefaatçi olmuyor? İşte burada helladan sonra, yani istişad oradadır. Helladan sonra, hella normalde fiil cümlesi üzerine girmesi vaciptir hellanın. Çünkü tahdit harfidir. Tahdit harfi de fiil cümlesine mahsustur. Ama şaz olarak, kural dışı olarak helladan sonra isim cümlesi gelmişti. İşte bu لَوْ فِي طُحَيِّيَةَ اَحْلَامٌ اَرَضُ. Bu beyti de bazıları bunun gibi levden sonra şaz olarak, kural dışı olarak isim cümlesinin geldiğini söylemiş. وَقَالَ الْفَارِسِ. Farisi der ki هُوَ مِنَ النَّوْعِ الْاَوَّلِ. O birinci türdendir. Yani oradaki car-u mecrur gizli bir fiile taalluk ediyor. Ve levden sonra isim cümlesi de takdiren fiil cümlesi gelmişti. Vel aslu, o birincisi nasıldı? لَوْ شَرَقَ حَلْقِ هُوَ شَرَقَ. Yani eğer benim boğazım tıkansaydı. Evet. فَهُدِفَ الْفَعْلُ اَوَّلًا. O birinci fiil şaraka hasf edildi. وَالْمُبْتَدَوْ اَخِرًا. Sonundaki de هُوَ شَرَقَ. O mübteda da hasf edildi. Ve ne kaldı? لَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ حَلْقِي شَرَقَ. Kaldı.
Evet. Peki. وَقَالَ الْمُتَنَبِّي Mutenebbi bu Abbasi döneminin güçlü şairlerinden birisi. Mutenebbi der ki وَلَوْ قَلَمٌ أَلْقَيْتُ ف۪ي شِقِّ رَأْسِهِ مِنَ السَّقْمِ مَا غَيَّرْتُ مِنْ خَطِّ كَاتِبِي وَلَوْ قَلَمٌ Eğer bir kalem اَلْقَيْتُ ف۪ي شِقِّ رَأْسِهِ onun başındaki yani başını ikiye bölüp içine kalem koysayı konulsa yine ma gayyertum min hattı katibin mine hastalıktan dolayı o çok hasta olduğu için yine ma gayyertum min hattı katibi katibin hattını ne yapmazdım? Değiştirmezdim. Yani işte mütenebbi burada velev kalemun acaba bu kalemun marfu mübteda elkaytuhu aslı fi şakki rasihi haberidir. Ve dolayısıyla o da şaz olarak isim cümlesi mi levdan sonra gelmiş yoksa nasıldır? Fakil lahnun bir kavle göre mütenebbinin bu kelamı bir dil yanlışıdır, dil hatasıdır. Lahn burada dil hatası anlamında. Niye? لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَدَّرَ وَلَوْ قَلَمٌ اُلْقِيَ bunu takdir etmek mümkün değil. Evet. وَاَقُولُ İbn-i Hüşşam Rahimullah der ki ben derim رُوْيَ بِنَصْبِ قَلَمٍ وَرَفْعِهِ hem قَلَمٌ اُلْقَيْتُ hem de قَلَمَنْ اَلْقَيْتُ yani hem رَفْع hem nasb rivayet edilmiş وَهُمَا صَحِحَانِ hem رَفْع hem nasb ikisi de sahihtir. Fakat o nasb evcehu. Nasb daha makbuldur. Bir takdiri şunun takdiriyle yani orada şöyle bir fiil takdir edilir. وَلَوْ لَابَسْتُ قَلَمًا eğer ben bir kalemle ilişkim olup o kalemi onun başının içine soksam diye bu şekilde. Var mı naziri? Evet diyor. Kema yukadderu nasıl ki yine labese takdir edilir. Fi nahvi zeyden hubistu aleyhi. Bu iştigal babında meşhur bir örnektir. Burada zeyden hubistu aleyhi zeydini raf yapmamız değil. Onu mansup okuyacağız. Ve orada tabi habese takdir edilmez. Çünkü buradaki hubise binai meçhuldür. O mansup ismin üzerine binai meçhul bir fiil takdir edilmez. Çünkü fiil iki mef'ulu nasb eden fiil türünden değil. O zaman ne yaparız? Deriz ki hubis zeyden hubistunun üzerinde labestu fiili mukadderdir. Yani labestu zeyden benim Zeyd ile ilişkim oldu ve dolayısıyla hubistu aleyhi onun üzerinde yani Zeyd sebebiyle hapse atıldım. Evet. Ve rafu da şöyle caizdir. Bir takdiri fiilin delle aleyhil mana. Mananın yani bağlamın delalet ettiği bir fiil de takdir edilip kalemun marfu okunabilir. Yani ey velev hasala kalemun eğer bir kalem hasıl olsa ve bu kalemun hasalenin faali ey velev lubise kalemun
Sanırım o Eydil Evdir bu ikincisi arkadaşlar. Ya Hasan'ın takdir, Hasan'ı takdir ederiz veya Lubise'yi takdir ederiz. O sanki Evdir. Orada nasıldı? Evet. Ver bakayım. Onun üstüne bakalım. Şey. Evet. Peki. Ey velevlu bise kalemun. Yani sana kalemle eğer ilişki olunsaydı kema karuf şıkır. Yani kanaatimce yine söylüyorum. Bu sanki ey velevlu bise. Yani orada ya hasaneyi takdir ederiz ve kalemun onun faali olur. Ve lubise'yi takdir ederiz. O marfu kalem onun naib-i faali olur. Evet. Çünkü ey lubise kalemunun hasale'ye tefsir onu tefsir etmesi uygun değil yani. Yani bir kere hasale kalemun orada aktif bir anlam var. Lubise diye tefsir ettiğinizde orada pasif bir anlam çıkıyor. Bu uygun değil yani. Tefsirle müfessir birbirine uygundur. Sanki Allahu alem orada bir katibin kaleminden bir sehv olmuş ve ey yazılmış. Halbuki evdir. Kema kâlu fi kavlihi, nasıl ki şu beytte demişler ki ene binu ebi Musa bilâlem belagtuhu فقام بفأس بين لوسطك جازر. Evet arkadaşlar. Diyor. Ene ibn Ebi Musa. Ben Ebi Musa'nın, ha İza ibn Ebi Musa. İza'dır. Ene değil. Yani benden ekranda görünen çok ince olduğu için evet öyle yanlış okudum. Yani İza ibn Ebi Musa. O İbn-i Ebi Musa'nın oğlu Bilal'en belagtuhu, evet bir dakika, evet saniye. Evet. Ha. İza ibn-i Ebi Musa. Yani bu Ebu Musa'nın oğlu Bilal'en, yani belagti Bilal'en, belagtihi, yani o sen hitap bir müennesse bir kadına olduğu için belagtihi, o ha damiri kimisi Bilal'e gider, kimisi İbn-i Ebi Musa'ya gider diyor. Yani ki musannif de buna değinecek. Sen diyor eğer İbn-i Ebi Musa'nın oğluna Bilal'e yani ulaştırırsan fekâme bife'sin beyne vasayki cazilun, yani fekâme cazilun, cazilun kâmenin faalidir. Evet. Ve bir cazir kalksa bife'sin bir baltayla, fes arkadaşlar şey yapan, odun kesen baltaya fes denir. Taş kesen, taş kıran baltaya ona mekma denir. Ama taş şey ağaç kesen baltaya fes denir. Ama biz Türkçe'de ikisine de balta diyoruz.
Evet. Fakama evet. Bir fersin cazirun. Cazirun dedik. Neydi? Kamenin faalidir. Yani fakama kalksa cazirun. Cazir develeri kesen. Yani deve kasalı. Vaslan iki ırk demektir. Yani fakama va cazirun bir deve kasabı kalksa bir fesin bir baltayla beyne vaslayı ki senin iki damarın arası da kalksa yani bir kasab deve kasabı senin iki damarının arasına bir balta darbesi vursan. Evet. Tabii benim cevabı gelmediği için bu kadar anlam verebildik. Fîmen rafa ibnen bazıları ile binu ebi Musa inne takdire demişler ki bu beytin takdiri ile buliga binu ebi Musa yani ibnu ebi Musa'ya haber ulaştırıldığında ve o ala rafi ve beyt birinci beyt yani ila kalemun o rafa göre feyekunu elkaytu sıfaten li kalemin o elkaytu kalemin sıfatı olur ve minil ula ta'liliyetun birinci min yani o fi tuhayyete arkadaşlar fi afan ha ولو قلم ألقيت في شق رأسه من السقم أو من أو birinci من dedi o diyor o taliliyedir yani illiyet ifade eder ki zaten öyle bir mana vermiştim ala kulli hal وهي متعلقة بألقيت أو من السقم ألقيت تعلق eder yani eğer ben hastalık sebebiyle böyle bir kalemi onun iki şey başının iki parçası arasına soksam. La bi gayyertu. Gayyertu ile taalluk etmez. Li vuku'i fi hayyiz men nafiyeti. Çünkü may nafiyeden sonra geldiği için ve may nafiyede sadaret istediğinden dolayı may nafiyenin ma ba'dı ma kablinde amel etmez. Ve kad tuallaku لغيرتو yani o minessakmi gayyertu'ya da taalluk edebilir. Her ne kadar ma'dan sonra gelmişse de niye? لأن مثل ذلك يجوز في الشرع. Çünkü bu gibi durumlar yani her ne kadar ma'i nafiye sadaret istiyorsa da düz kelamda nesirde ama şiirde bazen o nefi ma'nın yani nefi eden ma'nın sadaretine aldırış edilmeden fiilin ma ba'dı olan ma'mul ondan önce gelebilir. Ve dolayısıyla buna göre ki şu beytte Allah Allah. Evet. Ona göre şu beytte bu فَوَلَوْ قَلَمٌ أَلْقَيْتُ فِي شَقِّ رَأْسِهِ مِنَ السَّقْمِ مَا غَيَّرْتُ yani sakım sebebiyle hastalık sebebiyle değiştirme غَيَّرْتُ'ya taalluki o şekilde olur. Evet كَقَوْلِ mesela şunun gibi وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَسْتَغْنَيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَسْتَغْنَيْنَا bakınız burada bu ma'nafiyedir. Normalde ma'nafiye salaret istiyor. Ama nazım sebebiyle onun ma'mulu olan fadlike ne olmuştur? Neden olmuştu. Yani ma'dan önce gelmiştir. Ve manası şu. وَنَحْنُ مَسْتَغْنَيْنَا عَنْ فَضْلِكَ biz senin lütfundan, senin ikramından müstağni
değiliz. Yani bizim, sizin veya senin lütfuna, ikramına, ihsanına ihtiyacımız vardı. Evet. Vel meseletü saniyetu. O levle ilgili ikinci mesele. Tekav en ba'daha kesira. Levden sonra en şey enne. Şeddeli enne. Levden sonra çok gelir. Ke kavlihi nahu şu beyte olduğu gibi velev ennehum amenu. Eğer onlar iman etseydi. Evet. Bakınız burada levden sonra ennehum amenu gelmiş. Veya başka bir ayet velev ennehum sabaru. Orada da yine levden sonra enne gelmiş. Velev enna ketebna aleyhim. Yine levden sonra enne gelmiş. O enne aslı enne na. Enne na. O na ennenin ismidir. Enne harfı müşebbül fiil. Ketebna aleyhim haberdir. Velev ennehum fa'alu ma yu'azune bihi. Velev ennehum fa'alu. Eğer onlar öğütlendikleri, yani kendilerine öğüt verilen şeyleri yapsalardı onlar için daha hayırlı olurdu. İşte yine levden sonra enne gelmiştir. Ve kavlihi ve şairin şu sözü ki daha evvelde bu beyt bir iki defa geçmişti. Ve lev ennemâ es'â li ednâ maişetin kefâni ve lem atlub kalilun minel mâli. Ki daha evvelde ifade etmiştik. Bu beyti nahviler tenazu babında şahit olarak gösteriyorlar. Ve kufiler beyti, efendime söyleyeyim, kalilünde tenazu eden iki amil var diyorlardı kufiler. Ve bu iki amilden birincisine amel vermişiz, İkincisine amel vermemiş şair. Bu neyi gösteriyor? Demek ki tenazuda, hani tenazuda peş peşe iki amil bir mamulde tenazu ediyor ya, işte orada küfrilere göre diyor bu beyt bizim için delildir ki birinci amile amel vermek daha uygundur. Bu küfrilerin görüşü. Ancak Basriler onları can evinden vurmuşlar. Siz demişler ya ne yapıyorsunuz? Bir kere bu tenazu değil. Yani çünkü kefani ile lem atlub ikisi kalilde amel istemiyor. Kalilun sadece kefaninin faalidir. Lem atlubun ma'mulu mahzuftur. Siz çok basit düşünmüşsünüz. Bunu tenazuğa örnek göstermeniz. Bu istişad böyle. Şimdi velev enneme esas, şimdiki istişadımız levden sonra enne gelmişti. Enne harfı müşebbül fiil. Ma sa'a velev enneme es'a. O may mastariyedir. Es'a may mastariyenin sayesinde isimle tevil edilir. Ennenin ismidir. Yani لو أن سعي لو أن سعي لأدنى معيشة وما ما مصدر يسعاني سعي شيء أسعى عفوا مصدر dönüştürmüş ve لو أن أسعى لو أن سعي olmuş ve لأدنى معيشة de أنن خبردir. Yani eğer benim gayretim سعي burada çalışma. Çünkü Semerkandî'nin de rahimahullah dediği gibi say bir müştereke lafzıdır Arap lisanında. Birkaç manaya geliyor. Birisi mesela hızlı yürümek, koşmak. O manaya geliyor say. Bir say çalışma anlamına geliyor. Yani normal çalışma. Ama yoğun çalışma. Tabii. Burada da o manadadır. Evet. وموضوعها عند الجميع هبسنا göre
yani Nahvi'nin tamamına göre burada enne isim ve haberiyle birlikte levden sonuna geldiğinde o enne isim haberiyle birlikte mahallen marfudur. Neyle? Fekale sibuhi bil ibtidai. Sibuhi demiş, bu mübteda olarak marfudur. Peki mübteda olarak bu enne isim haberiyle birlikte maslara dönüştürüp mübteda yaptınız. Haber nerede? Sibahi der ki وَلَا تَحْتَاجُ اِلَى خَبَرٍ. Bu mübtedanın habere ihtiyacı yok. Ve habersiz mübteda. Yani bu neye benziyor arkadaşlar? Yüklemsiz özne. Yüklemsiz özne Türkçe'de nasıl ki cümle eksik kalıyor, olmuyor. Bu da normalde Arapçada da habersiz mübtedanın gelmesi öznenin yüklemsiz kalması gibidir. Ama Sibuhi Rahimullah burada o öznenin yükleminin yerini tutacak cümledeki manadır. Yani cümle itibariyle manası sahih bir şekilde anlaşılıyor ve dolayısıyla bu haberin yerine geçmiş oluyor. Bu Sibuhi'nin yorumu. Evet. Peki. لِيْشْتِمَارِ صِلَتِهَا yani لَوْ şey Sibuhi bu mübtedanın habere ihtiyacı yoktur derken yani diyor ki çünkü burada ennenin sılası enne tabi arkadaşlar mavsulu harfi olduğu için yani hatırlarsanız şöyle demiştik mavsul iki kısımdır ismi mavsul var ellezî elletî ellezâni elletâni menna vesaire. Bunları mevsulü ismi diyoruz ve bu ismi mevsulların kendilerinden sonra gelecek bir sıla cümlesine behemhal ihtiyaçları var. O sıla cümlesi olmadan bunlar bir şeye yaramazlar. Bir de arkadaşlar mevsulü harfi var. Mevsulü harfi hangileridir? En eni masdariye ve eni muhafife fark etmez. Enne ve levi masdariye. Bunlar bu dördü bunların mevsulü harfi denir. Ve bu mevsulü harfilerde de onlardan sonra gelen fiil cümlesi veya isim cümlesi ki enneden sonra isim cümlesi gelir. O mevsulü harfinin sılası olarak zaman zaman isimlendirilir. Ve dolayısıyla burada li-ihtimali sılatiha deyince müellif yani enneden sonra gelen sıla cümlesi yani isim cümlesi. O diyor o cümlede zaten özne ve yüklem vardır. Li-ihtimali alel müsnedi yüklem müsnedu ileyhi özne ki kelamı oluşturan temel öye bu ikisidir. Özne ve yüklem. Müsnedü ileyhi ve müsned. Bu mesele velev enneme es'ali edna maişetin. Hatırlarsanız dedik ki ma maslaridir sa'i şey es'ai maslara dönüştürüyor. Enne sa'i oluyor. Ve li edna maişetin annenin haberi olduğunu söylemiştik. İşte bu cümlede enneden sonra gelen bu cümlede özne yerine geçen yani müsned veliyi olan ve yüklem yerine geçen yani müsned olan iki unsur olunca o enneden sonra gelen cümle mevsul harf sebebiyle yani enne sebebiyle maslara dönüştürülse bile
ve o mastar tabii mübteda olarak yorumlansa bile, ama o mübtedanın ayrıca bir yüklem almasına gerek yoktur. Çünkü cümlenin aslında özne ve yüklem vardır diyor. Evet. وَتُصَّتْ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ مَا يُؤَوَّلُ بِالْاِسْمِ بِالْوُقُوَعِ بَعْدَ لَوْلَا كَمَا اُخْتُصَّتْ غُدْوَةً بِالنَّصْبِ بَعْدَ لَدُنْ وَالْحِينَ بَعْدَ لَدَنْ. Evet, çok küçük olduğu için okuyan zor görüyorum. Evet, diyor وَتُصَّتْ, bu lev şuna mahsus kılınmış. Min beyni sair ma yu'evvelu bil ismi, isimle tevil edilenlerin arasında bu enne isim haberiyle birlikte bil vuku'i ba'de lev, levden sonra gelmeye mahsus olmuş. Yani mevsul harf, mevsul-i harfi dediğimiz onların arasında efendime söyleyeyim, mesela ma'il mastariye var, enin mastariye var, enin muhafaza var ki zaten lev olunca lev olmaz ama o da mastar harfidir. Bütün bunlardan, bunlar arasında levden sonra hangisi geliyor? Sadece enne geliyor diyor. Enne bu işe, buna mahsus kılınmış. Var mı nazeri? Evet. Kema uhtusadı hudüveten. Nasıl ki hudüvet kelimesi şuna mahsustur. Sadece o hudüvet kelimesi ledünden sonra temyiz olarak mansub geldiği gibi. Ve nasıl ki hin kelimesi, sadece hin kelimesi lateden sonra geldiği gibi, enne de sadece enne levden sonra geliyor diyor. Vakile bir kavle göre alel iftidai, o enne isim haberiyle birlikte mastar tevilinde mübteda olup vel haberu mahzufun, ve o haber, o tevili mübtedanın haberi mahzuftur. Sümme kil, sonra yani haberin varlığını sibuhiye muhalif olarak haberin varlığını kabul edenler, acaba haberi nerede takdir ederiz? Kimisi demiş ki yukadderu mukaddemen, mukaddem olarak takdir edilir. Yani velev sabitun imanuhum, mesela velev ennehum amenu da birinci ayette nasıl takdir ederiz? Velev sabitun imanuhum, yani haber mübteda tevili olan mübtedadan önce takdir edilir. Bu da ala haddi kavlihi ta'ala, yani ala tariqi kavlihi ta'ala velev en ve ayetun lehum enna hamalna zürriyetahum, yani onlar için bir ayettir. Allah'ın azametine delalet eden bir ayettir ki enna hamalna zürriyetahum, biz onların zürriyetlerini, nesillerini gemilerde taşıtıyoruz. Evet, işte burada nasıl ki haber, yani daha doğrusu önce şöyle söyleyelim. Enna hammana, bu enna harf-ı müşebbuh bil fiildir. Ama aynı zamanda ma ba'deni maslara dönüştüren bir mevsul harftir. Mevsul-i harfidir aynı zamanda. Ve dolayısıyla bu enna kendisinden sonra gelen cümleyi mastara dönüştürüyor ve o mastar mübteda oluyor ve o müevvel olan, yani teville çıkan ve mübteda olan mastar, onun için ona tevili mübteda diyor. O tevili olan mübtedanın haberi mukaddem gelmiş ayetundur. Ve cümle dolayısıyla ne oluyor? Yani velev şev ayetun lehum tahmiluna zürriyetehu, bizim onların zürriyetlerini, nesillerini
gemilerde taşıtmamız onlar için bir ayettir. Mübteda, tevili mübteda olan enna hamelna hum cümlesi, onun haberi ayetun mukaddem olarak geldiği gibi velev ennehum amenu de de, yani velev sabitun imanuhum, orada da haberi mukaddem olarak takdir ederiz. Ama bilmiyorum söyleyecek mi? Yani bunun için yani buna gerek yok kanaatimce. Çünkü burada mezkur olan bu ayetul lehum, burada haberin takdiminin bir esprisi var. Belagat açısından nedir espri? Yani o insan nesillerinin gemilerde taşıtılmasının Allah'ın varlığına delalet eden bir delil oluşuna evvel emirde vurgu yapmak için haber mukaddem olmuştur diyebiliriz. Ama bu da mezkurdur. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَمَنُوا da öyle bir durum, öyle bir tasrih, bir espri söz konusu değil. Onun için kanaatimce orada haberi mukaddem olarak takdir etmeye gerek yok diye düşünüyor. Ama bu da, yani illa bu düşüncem doğrudur demiyorum. Öyle düşünüyorum. İbn-i Hişam'ın dediği gibi de düşünülebilir. Ve kâle İbn-i Usfûr, İbn-i Usfûr der ki, bel yukadderu huna muakhara. Haber burada, ben de zaten aynı şeyi söyledim. Muakhir takdir edilir. Ve yeşhedü ennehu lehu, ve yeşhedü lehu. Bu İbn-i Usfûr'ün, İbn-i Usfûr der ki, benim bu sözüme şahittir. Yani haberin muakhir olarak takdir edileceğine şahittir. Şu, ennehu ye'ti muakhiren ba'da emma. Emma'dan sonra haberin muakhir geldi. Ke kavlihi, şu beyte olduğu gibi, andıstibarun ve emma enneni ceza'un yevmen nevafeli vecdin kâde yebrini. Evet diyor, andıstibarun, bende dayanma var. Yani sabır edebilme durumum var. Yani normalde ben sabırlıyım diyor. Ve emma enneni ceza'un yevmen nevafeli. O neva, bod demek. Yani sevgilinin benden ayrıldığı gün benim sabırsızlanmam o nedendir? O ayrıdır. Felivacdin, öyle bir aşk üzüntüsünden dolayıdır ki kâda, neredeyse o aşk üzüntüsü yebrini, neredeyse beni yok ediyordu. Yebrini, yani beni kesiyordu, yok ediyordu. Bara kesme anlamındadır. İşte burada ve emma enneni cezaun, emmadan sonra enneni cezaun en afmış olur fe, ya ismi cezaun haber, bu cümle maslarla, en sebebiyle maslarla tevil edilip o maslar mübtedadır. Yani ve emma cezai yevmen neva, bu ve emma cezai yevmen neva ve felivecdin kâde yebrini de haberidir. İşte burada haber muakhir geldiği gibi velev ennehum amenu dede, ennehum amenu tevili mübtedanın haberi de muakhirdir, mukadder değil ki ben de bu kanaatta olduğumu söyledim. Ve zâlike, bunun sebebine gelince لِأَنَّ لَعَلَّ لَا تَقَوْهُنَا, çünkü burada لَعَلَّ gelmediğine göre فَلَا, yani mesela وَأَمَّا أَنَّنِي جَزَعُنْ, yani وَأَمَّا لَعَلَّنِي جَزَعُنْ denmez. فَلَا تَشْتَبِهُ أَنَّ الْمُؤَكَّدَةُ اِذَا قُدِّمَتْ بِالَّتِي بِمَعْنَ لَعَلَّ. Dolayısıyla o mukaddem olan, yani ennen mukaddem olunca lealleş
de bir lehçe olarak enneyle karıştırılmaz. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz lealle'de kaç tane lehçe olduğunu söylemiştik. Ona yakın lehçenin olduğunu söyledik. Lealle, leanne, leganne, anne, ganne, leanne, enne. Bütün bunlar lealle'nin lügatleridir. Yani kimi Arap lehçesi lealle diyor ki yaygın olan o. Kimisi leanne son laminun okuyor. Kimisi aynı gayn, leganne. Kimisi lami kaldırıyor, anne. Veya alle. Veya ganne. Galle. Leanne, enne. Bunların hepsi nedir? Leallede gelen lehçelerdir. İşte diyor ki normalde lealle emmadan sonra dil kullanımı itibariyle gelmediğinden o enne, emmadan sonra gelen ennenin ve levden sonra gelen öyle diyelim levden sonra gelen ennenin leallenin bir lehçesi olma ihtimali yok. Çünkü levden sonra lealle gelmez. Madem o ihtimal yok, dolayısıyla haberini muakhar olarak takdir etmemizde problem yok. Felevlahin izin, o halde uygun olan en yukaddara muakharan alel asli, asla uyarak yani asıl olan dilde yaygın olana ne yapılarak takdir ona uyularak haberin muakhar takdir edilmesi uygundur. Bunu nereden getirdim? Min eyneti de diyelim. Da bal fi ma istatı eşe. Evet. Eyvelev imanum sabitum. Ve zahbel müberrid ve zeccad ve kufiyu. Bu üçü. Müberrid, zeccad ve kufiler. Tabi kufi bir ek oldu. Müberrid ve zeccad iki şahıs, iki alim bunlar. İlâ ennehu alel faaliyyeti. Levden sonra gelen ennenin faal olduğunu ve müteahhir alimlerden bir gibi de rahimahullah bu görüştedir. Hatta başka kim? Başka bu görüşte olan aklımda yanlış kalmamışsa sanki İbn Malik de bu görüştedir. Yani levden sonra gelen enne isim haberiyle maslara tevil edilip gizli bir fiilin faalidir. Yani lev sebete ennehum amenum ve rucca ve bu görüş tercih edilmiş. Niye? بِأَنَّ ف۪يهِ اِبْقَاءَ لَوْ عَلَى الْاِخْتِصَاصِ بِالْفِعْلِ. Çünkü eğer biz enneyi isim haberiyle birlikte gizli bir şeyin faalini yaptığımızda ve cümlenin aslı وَلَوْ ثَبَتَ اِيمَانُهُمْ dediğimizde o zaman لَوْ aslından kopmamış olur. Aslı nedir? Fiile mahsus oluşudur. Çünkü yine fiil üzerine velev ki fiil takdiri de olsa fiil üzerine dahil olmuş olur. Ama ennehum min mübteda ondan sonra haberin mukadder olduğunu yani mahzuf mukadder olduğunu söylediğinizde bunu kaçırıyorsunuz. Kâle Zemahşerî. Zemahşerî der ki وَيَجِبُ كَوْنُ خَبَرِ اَنَّ فِعْلًا. Burada levden sonra gelen ennenin hani ismi var bir de haberi var. Haberinin fiil olması gerekir. Niye? لِيَكُونَ عِيْوَضًا عَنِ الْفِعْلِ الْمَحْذُوفِ. Ta ki levden sonra mahzuf olan fiile bir nevi bedel olsun, karşılık olsun. Dolayısıyla bu Zemahşerî'nin bu sözü de hani ennenin isim haberiyle birlikte gizli bir fiile fail olduğu görüşünü
desteklemektedir. Ancak varaddehu İbn-i Hacib ve gayruhu, İbn-i Hacib ve başkası Zemahşeri'nin bu görüşünü reddetmiştir. Bi kavli Teala şu ayeti celileyle وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٍ. Burada gördüğünüz gibi enne harf-ı müşemmuhu bil fiil. Evet. مَا فِي الْأَرْضِ onun ismi, aklamın haberi ve burada enneden sonra zarif fiil gelmemiştir. Dolayısıyla İbn-i Zemahşeri'nin haberinin fiil olması vaciptir demesinin bir geçerliliği yoktu. Ve kalu ve İbn-i Hacib veya nahviler şöyle de demişler. İnnemâ zâke fil haberil müştakki lel camidi. Yani ennenin haberinin fiil olması şayet haber müştak olan gelecekse onun fiil olması uygundur. Müştak olarak gelecekse. Lel camidi. Eğer haber camidse onun fiil olma durumu yok. Kellezi fil ayeti mesela وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ. Aklam camittir. Camit olunca haliyle onun fiil gelme şansı yoktu. وَفِي قَوْلِهِ ve şurada da yine haber camit gelmiş. Dolayısıyla fiil olma şansı yok. Ne diyor? مَا أَطْيَبَ الْعَيْشَ لَوْ أَنَّ الْفَتَى حَجَرٌ تَنْبُ الْحَوَادِثُ عَنْهُ وَهُوَ مَلْمُومُ. Evet diyor. مَا أَطْيَبَ الْعَيْشَ. Evet. Diyor, hayat ne güzel olurdu. لَوْ أَنَّ الْفَتَى حَجَرٌ. Şayet kişi, feta dün söylemiştim, feta mert adam anlamında. Tabi tercüme edilirken genelde genç adam deniliyor ama kanaatimce o sağlıklı bir çeviridir. Feta kelimesi evet bazı yerlerde gençler için kullanılıyor olsa bile ama feta kelimenin futuvetten müştak olduğunu göz önüne alarak onun en sağlıklı çevirisinin tercümesinin mert adam ve Kürtçe'de camir adam. Evet. İşte ma atyebel Ayşe, yaşam ne güzel olurdu lev ennel fete hacerun, mert adam taş olsaydı. Nasıl taş? Tenbul havadisu anhu, hadiselerin ondan uzak olduğu ve vehve melmumun, onun melmum lemme kökünden, lemme cema'a anlamında, yani taş bir arada olduğu halde hadise yaşamayan bir taş olsaydı kişi ne kadar güzel olurdu. Evet. İstişat ennel fetâ hacerun haber. Hacerdir, camittir. Dolayısıyla camit olunca müştak olma şansı veya fiil olma şansı yok. Ve kavlihi ve başka bir beyt. وَلَوْ أَنَّهَا عُصْفُورَةٌ لَا حَسِبْتُهَا مُسَوَّمَةً تَدْعُوا عُبَيْدًا وَأَزْنَمَا. وَلَوْ أَنَّهَا, eğer o ha damiri kime gider ona bakıyorum. Evet. وَلَوْ أَنَّهَا, eğer o tahayyül ettiğim kuş usfuratun, o bir serçe kuşu olsaydı لَحَسِبْتُهَا, onu yanımda لَحَسِبْتُهَا, onu zannederdim ki مُسَوَّمَةً, o serçe kuşu pazarlanıyor ve
Ted'u Ubeyde ve Eznem'e. Ubeyd ve Eznem ikisi bir Benu Yarbo kabilesinden birer alt kabiledirler. Yani Benu Yarbo'u davet, Benu Yarbo'tan olan Ubeyd ve Eznem'i davet eden pazarlanmış bir olduğunu ben zannedecektim. İşte burada وَلَوْ اَنَّهَا اُسْفُورَةٌ haberi ennen haberi camit olunca onun müştak fiil olarak getirme şansımız yok. Evet. وَرَدَّ اِبْنُ مَالِكْ خَوْلَا اُولَٰئِ İbn-i Malik bunların sözlerini, görüşlerini reddetmiş. لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ اِسْمًا مُشْتَقًا demiş ki levun haberi müştak isimde olup fiil gelmediği oluyor. Müştak olduğu halde fiil gelmediği olmuştur. Hani bazıları demişti ya ennenin haberinin fiil olması haberin müştak olduğuna bağlıdır. Ebn-i Malik yok diyor. Öyle bir şart yok. Haber bazen müştak olmadığı halde de fiil olarak gelmemiştir. Kekavlihi mesela şu beytte لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه مراعي الرماح لو أن حيا eğer bir kabile مدرك الفلاح bir kabile felaha kurtuluşa ulaşmış olsaydı edrakehu o felahı yakalayacaktı mulaibur rimahi o mızrak oyuncusu da o felahı elde edecekti. Mulaibur rimah bir şahsa işarettir ama diyor hiçbir hay burada hay kabile önce dedim ama Allahu alem hay yani herhangi bir canlı hayat sahibi, eğer herhangi bir hayat sahibi felaha kavuşmuş olsaydı, mülaibur rimah felaha kavuşmuş olacaktı. Ama mülaibur rimah felaha kavuşmadığına göre, demek ki bir canlının felaha yakalama şansı yoktu. İşte burada İbn-i Malik der ki, ennenin haberi müdrikodur ve müdrik müştak isimdir. Fiili olarak gelmemiştir. Evet. وَقَدْ وُجِدَتْ وَجَدْتُ آيَةً فِي التَّنْزِيلِ وَقَى فِيهَا الْخَبَرُ مُشْتَقًا وَلَمْ يَتَنَبَّهْ لَهَا الزَّمَخْشَرِ ben diyor Kur'an'da haberi müştak olduğu halde gelen ve fiil olmayan bir ayet buldum. Ama Zemahşeri o ayet için ne yapmadı? O ayet Zemahşer'in dikkatini çekmedi. Neydi o ayet? Ke kavlihi ve lev enne ma ne oldu? Kema evet. Lem yetenebbeh li ayeti Lukman diyor Zemahşeri Lukman'da geçen ve lev enne ma fil ardı min şeceretin eklamun o yani diyordu ya ennenin haberinin fiil olması vaciptir. İşte diyor bu ayet onun dikkatini çekmediği için öyle söylediği gibi efendimizin başka bir ayette onun dikkatini çekmediğinden dolayı yine ne demiştir? Ennenin haberinin fiil olması gerekir demiştir. Ve illa eğer bu ayetler onun dikkatini çekmiş olsaydı lema mena'a ibnu zalike Zemahşeri ennenin haberinin fiilin dışında gelmeyeceğini söylemezdi. Ve İbn-i Malik de bunu demezdi. Ve illa eğer dikkatini çekseydi lema stedelle bişşeri şiiri de yani İbn-i Malik de eğer olayın farkında olsaydı o şiiri örnek
getirmezdi. Hani İbn-i Malik demişti ya, لَوْ أَنَّ حَيَّا مُدْرِكُ الْفَلَاحِ اَدْرَكَهُ مُرَاعِبُ الرِّمَاحِ. Bunu haber müştak olduğu halde, efendime söyleyeyim, haber gelmemiş, şey, fiil olarak gelmemiştir. Bir dakika. Sen. Evet. Evet. Yani İbn-i Malik yani reddetmezdi. Yani hani İbn-i Malik der ki, efendime söyleyeyim, yani burada bir saniye arkadaşlar, sayfada ayrı olunca وَلَا İbn-i Malik diyor, İbn-i Malik de bu ayete mütenebbih olmadı. Söyleyeceğim ayete. وَاِلَّا yani ennenin haberinin müştak olduğu halde fiil gelmediği. İbn-i Malik de buna mütenebbih olsaydı, İbn-i Malik'in dikkatini çekseydi, ayetin farkında olsaydı, efendime söyleyeyim, buna dair şiiri getirmezdi, ayeti getirirdi. Ve o ayet kavluhu ta'ala yeveddû lev ennehum bâdûne fil i'râb. Yeveddû yani onlar temenni edeceklerdi ki لَوْ اَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْاَعْرَابِ keşke biz de Arabiler arasında bedevi olsaydık. بَعْدُونَ yani badiye ehli olsaydı. لَوْ اَنَّهُمْ بَعْدُونَ burada ennenin haberi müştaktır. بَعْدُونَ ismi faaldir ve fiil gelmemiştir. Dolayısıyla İbn-i Hişam'ın İbn-i Hişam diyorum Zemahşeri'nin yok ennenin haberinin fiil gelmesi vaciptir. Ayetin nasıyla bu çöktü. Ve diğer bazılarının Zemahşeri kurtarma adına şöyle demeleri, haber eğer müştak ise fiil olması vaciptir. Ona da gerek. Bu ayet onu da çöktürüyor. Çünkü gördüğünüz gibi haber müştaktır ve fiil olarak gelmemiştir. Ve vecettu ayeten el haberu fiyâ zarfun ve ben diyor hatta haberin zarf olduğu bir ayet de bulmuşum. Yani başka bir ayet daha. Ve hiye lev enne indena zikran minel evveli. Eğer bizim nezdimizde ilklerden bir haber olsaydı. İşte ennenin haberi endenadır. Lev'den sonra gelmiştir. Fiil falan yok ortalıkta. Evet. Ve burada duralım arkadaşlar. El meseletü salisetü li galebetiyle. Evet. Burayı unutmayın. El meseletü salise. Orada bu levle ilgili bakalım daha neler söyleyecek. Orada duralım. Evet. Peki. Arkadaşlar size ekran görünüyor mu? Bu divanın. Evet, peki. O zaman devam edelim inşallah. Hisam,
Hisam ne demek? Yani tartışma. Evet. Tehasamna, tehasamna. Tartıştık, tartıştık. Yani karşılıklı olarak birisiyle tartıştık. Tabi tehasama tefaal babında. Yani tefaale babı. Bu tefaale babının özelliği arkadaşlar, unutmayın, müfret bir isme isnat edilmezler. İlla tefaül babının faili müteaddit olması lazım. 2, 3, 4. Tek şeye isnat edilmezler. Tefaül babı. Çünkü tefaül iştirake delalet eder. Müşarekete delalet eder. Karşılıklı iş yapmaya delalet eder. Dolayısıyla tek fiili, tek isme isnat edilmez. Tabi tehasamenin mücerredi olan hasama, o da yine iştirakli bir fiile delalet ettiği için, çünkü hasama da husumet, yani tartışma anlamındadır. O da, yani hasama da tıpkı ıstaffa gibi, o da tek bir şeye isnat edilmez, müteaddit bir şeye isnat edilmesi gerekir. Evet, tekasamna, tekasamna, tartıştık, karşılıklı olarak tartıştık. Kezalike ya'besul hayyu şey hubbu. Kezalike ya bu çok. Evet, kezalike ya'besul hubbu. Sevgi insanlarla bu şekilde oynar. Abes oynamak. Eleyse taflu iz tenzu kuvahu yehummu ev yekbu. Çocuk da iz tenzu. Evet, niye? Ha, iz tenzu kuvahu. Çocuk da diyor iz tenzu kuvahu. Çocuğun yetenekleri. Eleyse tıflu, çocuk değil mi? İltenzu kuvahu, onun gücü harekete geçtiğinde, aslında nezu, bir hayvanın bir hayvan üzerine, affedersiniz, atlaması. Buradan da maksat harekete geçmesi. Yani çocuk kuvveleri, yani kabiliyetleri, yetenekleri harekete geçince, evet, yehummu ev yekbu, ya o çocuk yehummu, ya bir şey yapmayı kast eder, ev yekbu, veya düşer. Evet, eleyse yuhattamul la'bu. Eleyse yuhattamul la'bul leti kana laha yaslu. Ve eleyse yuhattimul la'bel leti kana laha yaslu. Çocuk diyor, kendisine meylettiği oyuncağını kıran kendisi değil mi? Yani çocuk, çocuk olduğu için bakıyorsunuz ki o kendisinin çok istediği, sevdiği, arzuladığı oyuncağını kırıyor. Dolayısıyla bu ne demek? Yani çocuk kuvveleri harekete geçince böyle yanlış şeyler de yapabilir. Hatta kendi aleyhine olan şeyler yapabilir. Eleyse yahu, yine burasını okuyamadım. Eleyse yehuzzuhu sahabu, sahbu ve yehlu indehul vesbu. Çocuğu diyor sah, gürültü patırtı. Gürültü patırtı çocuğu sarsmıyor. Yani harekete geçirmiyor mu? Evet, geçiriyor. Ve yehlu indehul vesbu. Ve çocuğun yanında vesb tatlıdır. Yani bir yerin üzerinden atlama. Tatlıdır. Halbuki mesela makul bir insan zorlanmadıkça
şey yapmaz, atlamaz. Makul insan alır başlığı, yavaş yavaş hareket eder. Ama çocuk, çocuk olduğu için neyi? Atlamayı sever. كَذَٰلِكَ حُبُّنَا يَحْيَا وَلِيدًا جَدُّهُ لَعِبُ. Bizim diyor sevgimizde öyle bir sevgidir ki Yahya veliden cedduhu laibu. En ciddi anı oyun olan bir çocuğu bile bizim sevgimiz ne yapar? Onu diriltir. Yani öyle bir sevgi ki efendime söyleyeyim en ciddi vaziyeti oyuncak olan bir çocuğu bile sevgi ne yapar? Onu diriltir. Yani sevgi çok farklı bir şey olduğunu söylemek istiyor. Tehasamna tehasamna ve illem yesma'il kalbu. Her ne kadar ses şey gönül yürek sesimizi duymasa bile ama biz çok tartıştık. Yani o biz derken kendisiyle herhalde maşukunu sevgilisini kastediyor. Yani benle sevgilim tartıştık. Eleyset la tuhyini ve la yumti'una l-qurbu. Diyor o sevgili beni diriltmeyen yani dirilişime sebep olan vuslatını bana göstermeyen biri değil mi? Öyledir. Ve la yumti'una l-qurbu. Ve sevgilim öyle bir sevgili değil mi ki birbirimize yakın olduğumuz halde o yakınlık bize bir zevk vermiyor. Çünkü sevgiliye yaklaştığım halde de yüzünü bana asıyor, yüzüme bakmıyor ise o yakınlığın bir zevki yoktur. Elesna in telâkeynâ neğuddû ve tüstelül hücbû diyor. Biz böyle değil miyiz ki intelakeyna eğer sevgiliyle birlikte bir buluştuğumuzda karşılaştığımızda nehuddu ikimiz de ne yaparız? İkimiz de efendime söyleyeyim göz yumarız veya geri çekiliriz. Aslında gat göz yumma anlamına geliyor. Burada yani kendimizi geriye çekeriz. Sevgiliyle bir araya geldiğimizde ve hatta ki yok. Evet. Ha ve tüstelül hücbu ve aramıza örtüler bırakılır. Tüstelü sedele kökünden sedele Araplar örtü bırakma. Yani pencerenin önüne perde çekmeye, pencerenin üzerine perde bırakmaya sedlül hice hücub denir. Sedil denir. Yani diyor biz ikimiz öyle değil miyiz ki bir araya geldiğimizde aramıza perdeler bırakılıyor. Yani birbirimize anlaşamıyor. Birbirimizle olamıyoruz. وَمَا قُبِلَاتُنَا تَتْرَى وَلَا الرُّسْلُ وَلَا الْكُتْبُ. Bizim diyor peş peşe olan öpüşlerimiz kubulat, kubulatın çoğuludur öpme. Yani onlar nedir? وَلَا الرُّسْلُ şey tetra peş peşe olan o kubulatlarımız, o öpüşlerimizin ne anlamı var? Velen ruslu velen kutbu. Aramızda elçilerin rusul, elçilerin gidip gelmesinin ne anlamı var? Velen kutbu ve aramızdaki kitapların yani mektupların da ne anlamı var? Kezâke na'îşu fî santın felâ gazlenin velâ atbu. Biz sevgiliyle birlikte yakın olsak bile suskunluk içerisinde yaşarız. Yani suskunlukla zamanımızı geçiririz. Fela gazelun ne sevgilinin sevgisini dile getiren
şiirlerimiz olur ne de atmun. Birbirimizi memnun etme yönünde bir çabamız olur. Burada Allah-u Alem utbadan yani rıza anlamındadır. Razi etme anlamında. Dolayısıyla yani bir araya geldiğimizde böyle suskunlukla vakit geçiririz. Ne birbirimize bir şiir söyleriz ne de birbirimizi memnun etmeye çalışırız. Tehasamna husumetuna selamun sevbuhu harbu. Evet diyor, tartışıyoruz ve tartışmamız ama selametlidir. Yani birbirimizi öldürmüyoruz. Sevbuhu harbu. O selamdır ki o selamın elbisesi savaştır ama içi selamdır. Yani sevgiliyle zahiren kavga ederiz ama içimizde birbirimize selam veririz. Selamun beyne kalbeyna fe kullun haimun sabbu. Benimle sevgilinin kalbi arasında selamlaşma oluyor. Yani bakmayın bizim zahiren tartıştığımıza, o iki kalbimiz arasında sevgi var. Selam var, selamlaşma var. فَكُلُّنْ هَائِمُنْ صَبُّ. Her birimizin kalbi öbürüne aşıktı. Hem de aşıktı, sap da aşıktı. Hem normalde şaşkın olan ama aşktan şaşkın olana da hem denir. Yani her iki gönlümüz birbirine, diğerine aşıktı. وَنَخْسِرُ فِي مَظَاهِرِنَا. وَمِلْعُوا يَطَابِنَا كَسْبُوا. Evet diyor, görüntülerimizde zarar ederiz, husran ederiz, hasaret, zarar etme. Çünkü zahiren birbirimizle kavgalı gibi görünüyoruz. Onun için zahiren birbirimizle karşı zarar etmiş oluyoruz. Ama وَمِلْعُوا يَطَابِنَا. Efendime söyleyeyim, kesbu, vitab, tulum, deriden olan tulum, hayvan derisinden olan tuluma vitab denir. Ama diyor o tulumlarımız kazançla doludur. Yani zahiren birbirimizle kavgalı gibi görünüyorsak da ama işin hakikatinde içimizde birbirimize karşı hep kazanç olan, güzel olan, faydalı olan şeyler vardı. Evet arkadaşlar, bu da bitti. Ve nazmu in tenaeyna feyahlul vurdu ve şurbu. Biz diyor tenaeyna uzaklaşırsak birbirimizden, o zaman birbirimize susarız. Birbirimizin sevgisine susarız. Ve o zaman feyahlu lvurdu ve şurb, içilen su. Yani içecek su da bize tatlı olur. Ve lvurdu, vurd da varılan çeşme. Yani varılan çeşmenin suyu ve hissemize düşen suyun payı, bunlar bize o zaman tatlı olur. Ve tezku lil hava şu'alu. فَلَا يَسْكُنُوا اَوْ يَخْبُوا diyor. Aşk için, sevgi için şual, meşaleler yani. Tabi şualetin çoğuludur, alev demek. Yani burada meşale. Yani aşk için meşaleler yakılır. Tezku, yakma. فَلَا يَسْكُنُوا اَوْ يَخْبُوا. O meşaleler ne durur ne de söner. Direkt her zaman diri olur. Kezalike hubbuna yahya. Kezalike hub. Kezalike ya'besul hubbu. İşte diyor sevgimiz böyle bazen bizi diriltir. Hayat verir. Kezalike ya'besul hubbu. Bazen de böyle bizimle oynayıp durur.
yabesu oynama. Yani bizi bazen de sevgi saçma şeyler yapar, bizim de oynar. Abes aslında saçma iş yapma. Yani bazen sevgi bizi diriltir ama bazen de saçma işler yapar, bize tekmeyi atar bırakır. Evet arkadaşlar, herhalde siz de yeter diyorsunuz. Bu da yeter. Şimdi Rışad, aklı selime geçiyoruz. Kulna. Bismillah. Vessalatu vesselam ala seyyidina Resulullah aleyhi ve sellem. Biz dedik ki Musa aleyhisselam, la tahaf, sen hiç korkma. Ey ma tevehhemte, bu ma tevehhemte, la tahafın mukadder olan, mahzuf olan mefhurudur. Yani sen diyor o vehmin, hayalin, vehmettiğin, yani bu sihirbazların iplerini atıp yılana dönüşmesi bana zarar verir gibi o vehminden korkma. İnneke entel a'la, en yüce, en yüksek sensin. Yani onlara karşı en başarılı sen ol. Başarılı sen olacaksın. Ta'lilun lima yucibuhun nehyu minel intihai anil havfi. Diyor bu, inneke entel a'la illettir. Neyin illetidir? Lima yucibu nehyu minel imtihai anil khawfi. Hani onu korkudan men etmişti ya, işte o korkudan men etmenin icap ettiği şeye illettir. Yani bir nevi niye korkmayayım? Niye korkmayayım? Ve niye korkmayacaksın? Çünkü inneke entel a'la. Ve takrirun li galebetihi. Ta'lilun ve takrirun. Takrirun, ta'lilun üzerine atıftır. Evet. Tabii onu söylemedik. O havften, yani korkudan intiha, bu nehi korkudan intihayı icap ediyor. Bu minel intihayı ma yucibuhul nehyunun beyanıdır. Yani nehi neyi vacip kırıyor? Korkudan intihayı, korkudan vazgeçmeyi icap ediyor. İşte bu inneke entel ala, o korkudan vazgeçmenin illetidir. Yani sanki diyor ki ben niye korkudan vazgeçeyim? Sebep inneke entel a'la. Ve takrirun li galebetihi. Ve bu inneke entel a'la Musa aleyhisselamın Firavun'un sihirbazlarına karşı galip geleceğin takriridir, pekiştirmesidir. Pekiştiriyor da ala eblagi vecin ve akedihi. En belir bir şekilde ve en vurgulu bir şekilde onu takrir ediyor. Evet. Nasıl? Çünkü yani en belir olduğu, çünkü isim cümlesidir bir. İsim cümlesinin başına inne getirmiş iki. Üçüncüsü hasrı ifade eden entel ala cümlesini getirmiş üç. Bütün bunlarla o nasıldır? En belir şekilde Musa aleyhisselamın galip gelişini pekiştirmiştir. Kema yu'ribu anhu l-istinafu, nasıl ki istinaf da bunu i'rab ediyor. Yani o inneke ettel a'lanın müste'nife bir cümle olan gelişi de bunu ifsah ediyor ki o Musa aleyhisselam demek ki galip gelecek.
ve harf-ı tahkiki ki o benim söylediğimi söylüyor. Yani kema yu'libu anu o en belig vecihteki ve o takriri i'rab eder, izhar eder ne? Bir istinavi cümle olarak. İki, tahkik harfi onların innenin gelmesi. Üç, ve tekriru damiri inneke ente. Dört, tarif-i haberi, haberin marife gelmesi. El-a'la. Beş, ve lafzul uluvvi. O ulu lafzı ki, el-a'lanın damnındaki ulu ki, el-munbi'u anil galebeti zahireti ki o zahir bir üstünlüğü haber veriyor. Evet. Altı, vasigatü tafzili. O uluvu da efer-i tafzil şeklinde el-a'la getirmesi. İşte bütün bunlarla bu altı unsurla inneke entel a'la cümlesi Musa aleyhisselamın galip geleceğini pekiştirmiştir, vurgulamıştır. Ve elki ma fi yeminike ve sen sağ elindeki olan yani asanı at. Ey asaka ki kema veka fi sureti Araf Araf suresinde de öyle gelmiştir. Ve innema usirel ibhamu neden ibham burada tercih edilmiş? Usire tercih edilmiş. Nasıl? Yani ve elki asake diye bineceğine asayı dememiş. Mübhem olan ma fi yeminike'yi getirmiş. Sağında olanı at diyor. Sağında olan taş da olabilir. Asa da olabilir. Bir odun parçası da olabilir. Bir kitap da olabilir. Dolayısıyla o ma fi yeminike mübhemdir. Anlaşıldı mı? İşte o ibham niye tercih edilmiş? Tehvilen li emriha. O asanın durumunun korkunçluğunu göstermek. Ve tefhîmen li şe'niha ve şanının büyütmek. Şanını büyütmek. Ve îlânen bi ennâ leyset min cinsil asıyyil ma'hûdetil müstetbi'ati lil âthâril mu'tâdeti. Ve şunu bildirmek için Musa'nın asası bildiğimiz bilinen asaların cinsinden bir asa değil. Asayı asanın çoğuludur. Çoğul olduğu için el-ma'hudeti müennes gelmiştir. O bizim bildiğimiz asaların cinsinden bir asa değil. O bilinen asalar ki el-müstetbi'ati ki onlar sonuç veriyor o asalar. Ney el-âthâril mu'tâdeti normal eserleri doğuran bilinen asa cinsinden bir asa olmadığını bildirmektedir. Bel haricetun belki o asa hariçtir. An hududi sairi efradil cinsi o asa cinsinin diğer fertlerinin sınırlarının dışına çıkmıştı. Yani diğer asalarla asla aynı düzeyde değildi. Haricetun şey mübhemetul kunhi onun mahiyeti mübhemdir. Müstetbi'atun o gerektiriyor, doğuruyor li asarin garibetin ilginç bir takım eserler bırakıyor o asa. Ve evet. Tabii biz bir müstetbi'ayı kendine aslında tabi kılan demektir ama biz daha rahat anlaşılır diye doğuran diye çevirdik. Ve alemu muraati hâzi nükteti
عند حكاية الأمر في موضع آخر başka bir yerde o emir yani o alqi emri aktarılınca neden bu nüktelere riayet edilerek ma fi yeminike denmemiş diğer yerlerde ve alqi asake denilmiş. Ha niye? Diyor ve adem murad edin nükteti anda hikayetil emir fi modun ahira o la istedi. O adem-i murati arkadaşlar müptedadır. La istedi adem-i muratiha haberidir. Yani diyor bu Musa Aleyhisselam'la ilgili başka bir yerde durumun aktarıldığı yerde bu nüktelere riayet edilmemesi ve dolayısıyla mübhem değil malum getirilmesi diyor o la istedi adem-i muratiha ona riayet yani bu nüktelere riayet etmemeyi gerektirmez. Hem de ne zaman riayet etmemeyi? O hikayet edilenin olduğu zaman. Yani Musa Aleyhisselam'ın bir fiil asasını attığı zaman vaki olur. Musa'nın asasını atmasıdır. Ki ona Allah Celle Celaluhu'nun asanı at buyurdu. Evet. Hâzâ diyor bunu al. Bu ha ismi şiirdir. Zâvun mefhuludur. Yani bu anlattığımızı al. Ama şunu unutma. Veya hâzâ hakkun. Böyle de tefsir edilir. Bu söylediklerim doğrudur, gerçektir. وحمل الإبهام وحمل الإبهام على التحقير إبهام تحقير حملتmek yani efendim niye burada asa mübhem bırakılmış onu küçümsemek için mübhem bırakılmış بأن يراد yani şu şekilde لا تبالي بكثرة حمالهم وعصيهم sen onların iplerinin çokluğuna ve asalarının çokluğuna aldırış etme. Ve elqil avayidellezi fiyedike elindeki ve elqil uveydellezi fiyedike uveyd. Uveyd arkadaşlar udun musagharidir. Senin elindeki o oduncuğu yani odun parçasını at ha innehu o odun parçası yani o fazla kayda değer olmayan bir fazla özelliği olmayan efendime söyleyeyim o elindeki asa Allah'ın kudretiyle yulakkifuha ma vahdatihi ve kesretiha ve sigarihi ve izamiha yani Allah'ın kudretiyle o senin elindeki tahta parçacığı yulakkifuha onların sihirlerini yutacak. Ma vahdeti halbuki o bir yılandır, bir asadır. Ve kesretiha onların sihirbazların ipleri ve asaları çoktu. Ama Musa'nın birdi. Bu bir o çokları yutacak. وَصِغَرِهِ وَعِظَمِهَا ve Musa'nın aleyhisselam asası küçüktü. Onlar sihirbazların elindeki asalar ise büyüktü. Ha. İşte arkadaşlar وَحَمْلُ الْإِبْهَامِ عَلَى التَّحْقِيرِ يَعْبَى bu yebâ'ı oranın haberidir. Yani حَمْلُ مُبْتَدَى الْإِبْهَامِ مُضَافِ اِلَيْهِ عَلَى التَّحْقِيرِ حَمْدَ تَعَلُّكْ eder. Yebahu onun haberi. Yani bu anlattığımız şekliyle buradaki efendime söyleyeyim ibhamın tahkir için asayı küçük göstermek için geldiğini söylemek şeklinde bir yorum yebahu bu yorumu men eder yani bu yorumu kabullemez. Ne? Zuhuru hariha fima marra marrateyni
O asanın geçmişte, yani geçmiş dediğimiz ne zaman? Firavun'un önünde asasını, daha doğrusu sihirbazların önünde, öyle diyeceğiz. Sihirbazların önünde asasını atmadan önce iki defa yapılmıştı. Ne zaman? Bir, Musa Aleyhisselam Tuva Vadisi'nde Rabbul Alemin'in nurunu görünce ve ona ilk nübüvvet gelince, o zaman Musa Aleyhisselam'a mucizelerinin tabir yerindeyse bir provası yapılmıştı. Niye? Çünkü o zaman da Musa Aleyhisselam'a denilmişti, haydi asanı at. O asanı attı, battı ki bir yılana dönüştü. Sonra ejderhaya dönüştü. Bir kere orada olmuştu, bu bir. İkinci kez de ilk Firavun'la olan buluşmasında yine asasını attı, yılana dönüştü. Üçüncüsü ise sihirbazlara karşı. İşte madem o ilk iki defada asa öyle hani değersiz bir tahta parçası değildi, büyüktü, güçlüydü. Dolayısıyla buradaki ibhamın asayı küçük göstermek için geldiğini söylemek mümkün değildi. يَعْبَاهُ ظُهُرُ حَارِفِ مَعْمَ اللّٰهُ بَعْتِينَ عَلَى Yani ma'am اَنَّ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى Buradaki ibhamın asayı tahkir için olduğunu söyleme manası اِنَّمَا يَلِيقُ O zaman uygun olurdu, münasip olurdu. بِمَا لَوْ فَعَلَتِ الْعَصَى مَا فَعَلَتْ وَهْيَ عَلَى هَيَّتِهَا الْأَصْلِيَّةِ Yani asa yapacağını o asli heyeti, o Musa Aleyhisselam'ın elindeki küçük bir asa iken o bütün yapsaydı onları o zaman belki bu söyledikleri anlamlı olurdu, ama asa öyle yapmadı ki. Musa Aleyhisselam asayı attı. Asa yılana, ejderhaya dönüştü. Ondan sonra ejderha tuttu. O sihirbazların attığı bütün iplerini, sihir iplerini ve asalarını yuttu. Evet. Dolayısıyla madem asa bu sihirbazların sihrini yutma ameliyesini o Musa Aleyhisselam'ın elindeki boyuyla, o asa boyuyla yapmadı. Belki büyük bir yılana dönüştü, öyle yaptı. Öyleyse İbham'ın asanın durumunu tahkir için geldiğini söylemek uygun değil. وَقَدْ كَانَ مِنَا مَا كَانْ Ve o asadan olan olmuştu. Yani o onda olan olmuş dediği şuna işaret ediyor, demin söylediğimiz, onun o sihirbazların hem iplerini hem de asalarını yutmuş olması. Evet. Ve kavlu teala evet. Telkaf ma sanavu senin bu attığın asa yılana dönüşür ve onların yaptığı sihirleri yutacaktır. Evet. Diyor telkaf bil cezmi, fiilin cezmiyle telkaf meczum okunur. Cevaben lil emri, emrin cevabıdır. Emir neydi? Yukarıda alkıydı. O alkı ma fi yeminike. Oradaki emrin cevabı nedir? Bu telkaftır. Telkaf o emrin cevabıdır. Ve emir cevabında fiil-i mudari meczum olmuştur. Ki hatırlarsanız çok söyledik. Emir cevabında, nehi cevabında, istifham, temenni, dua, art cevabında fiil-i mudari'nin meczum olduğunu söyledik. Min, yani bu telkafın iştikakı
lakkafahu'den, lakkafa fiilindendir. Ne demek? Ve lakkafahu'den, lakkafahu'dir. Lakkafahu'dendir. İzebtela'uhu veltekamahu bi sur'atin. Bir şey hızlıca yutmak. Yani demek ki Allah Celle Celaluhu o asadan dönüşen o yılana öyle bir güç verdi ki o asaları, sihirbazların elindeki ne kadar asa varsa ve bir de onların iplerini birden yutuverdi. O da bir mucizedir. Çünkü normalde yılan bir şey, büyük bir şeyi yuttuğunda çok yavaş yutuyor. Hemen yutamıyor ki. Ama Musa Aleyhisselam'ın asası yılana dönüşünce onları hızlı bir şekilde yuttu. Ve onun için telkafu kelimesi seçilmiş. وَالتَّعْنِيْتُ Neden telkaf müennes getirildi? Halbuki ma'sana şey, ma'fi yeminike mesela mausuldur. Mausul her ne kadar manası asi, asa da olsa asa müennes kabul edilse bile ama lafzı müzekkerdir. Dolayısıyla müzekker getirilebilirdi. Niye müennes getirildi? لِيَكُونَ لِكَوْنِ مَا اِبَارَةَ مَاسَ Çünkü ma asadan ibarettir. Asadan müennes olunca müennes getirdi. اَيْ تَبْتَلَعْ مَا صَنَعُوهُ مِنَ الْحِبَارِ Yani senin o attığın asa yılanı dönüşür ve o yılan yutacaktır. Neyi? Onların yapmış sihir yapmış oldukları iplerini yutacak. وَالْعَصِيِّ اللَّتِي خُيِّلَ اِلَيْكَ سَعْيُهَا وَخِفَّتُهَا Ve ey Musa sana hafiflikleri yani çeviklikleri ve efendime söyleyeyim hızlılıkları sana tehayyül hayal gibi görülen o asaları da ne yapacaktır? Hemen yutacaktır. وَالتَّعْبِيرُ عَنَا بِمَا صَنَعُوا Yani telkaf ma صَنَعُوا Yani mesela neden telkaf حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ demedi? مَا صَنَعُوا dedi. Ha وَالتَّعْبِيرُ عَنَا بِمَا صَنَعُوا لِلْتَحْقِيرِ Hakir göstermek وَالْاِذَانِ بِالتَّمْوِيهِ وَالتَّزْوِيرِ Ve takip bildirmek ki şunu bildirmek demek ki temvih yani bir şeyi mübhemleştirme var ve tezviri ve olan doğru olan vecinden dönüştürme var. Evet. Evet. Yani o temvih ve tezvir şeylerindir, sihirbazlarındır. Yani sihirbazlar temvih ettiler. Yani bir şey olmadığı halde oluyor gibi gösterdiler. Ve onlar tezvirata bulundular. İşte onların bu yaptıklarının tezvirat olduğunu göstermek için ma sana'u ifadesi seçilmiştir. Çünkü ma sana'un manası yani uydurdukları sanki. Yaptıkları yani uydurdukları. Evet. وَقُرِيَا تَلَقَّفْ بِالْتَشْرِيدِ قَافِ Telakkaf da okumuş. وَاِسْقَاطِ اِحْدَ التَّعَيْنِ Çünkü aslı tetelakkaftır. Tefa'ül babı aynı şeydi. Şeddelidir. Onun için telakkaf yalnız bir ta hasf edilmiş oluyor. وَقُرِيَا بِالْرَفْعَ الْحَالِيَ وَالْسَّنَافِ تَلْقَفُ Marfu olarak da okunmuş. Marfu olunca ya ma fi yeminike'den hal olur ev alel istinafi ve istinafi bir cümle olur. Vel cümletül emriyetu bu emir cümlesi yani elki ma fi yeminike matufetu alen nehyi yani o nehye atıf edilir. Yukarıda nehy geçmişti ya. Şöyle bakalım. قُلْنَا لَا تَخَفْ
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ وَأَلْقِ لَا تَخَفِنْ üzerine atıftır. Evet. مَطُوَانَ النَّهِي مُتَمِّمَةٌ بِمَا فِي حَيِّزِهَا. Ve bu cümle mutemmemetun bima fi hayziha, o efendime söyleyeyim emirden sonra gelenle tamamlanıyor. O yani elqi ma fi yeminike, elqi emirdir. O la takafın üzerine atıftır ve ma fi yeminike ile tamamlanıyor. Li ta'lili mucibi li beyani keyfiyeti garabeti aleyhissalatü vesselam. Çünkü o emrin mucebini illet göstermek için neyle? Yani onun nasıl galip geldiğini göstermek üzere. Ve uluvihi ve neden nasıl ve beyani bi beyani keyfiyeti uluvihi ve onun nasıl üstün geldiğini açıklamak için. Evet. Fe inne ibtila asahu. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın asasının yutması li ebatilihim illeti minha evcese fi nefsihi. Yani o Firavun'un sihirbazlarının uydurdukları o ip ve asalar ki Musa Aleyhisselam ondan çekilmişti. İşte Musa Aleyhisselam'ın asasının bunları, bu batıl şeyleri yutması mimma yaklahu maddetehu. Allah Allah. Evet. Mimma yaklahu maddetehu bil kulliyeti. O maddesini, yani o icasın, Musa Aleyhisselam'ın kendi içindeki korkusunu kökünden kaldırır. Evet. Kema ve hâzâ bu de kemâs tara, sen gördüğün gibi sarihun, şu konuda açıktır, ifade nettir. Fî enne khawfahu aleyhissalâtu vesselâm, Musa aleyhissalâtu vesselâm'ın korkusunun lem yekun bimâ mimmâ zükirâ min muhalefeti şekkilin nasi ve ademi ittiba'ihim lehu aleyhissalatu vesselam. Demek ki bu şuna sarahaten delalet ediyor ki Musa Aleyhisselam'ın korkusu ona insanların kalbine şekkin karışması ve onun iman etmemesinden dolayı değildi. Korkusu normal beşeri bir tabiat gereği, acaba bu beni bana zarar verebilir şeklindeydi. Ve illa, eğer böyle olsaydı leallele bima yuzilu minel va'di, onu giderecek bir illet getirecekti. Ne illeti ve onu giderecek ne gibi bir şey getirecekti? Min el-va'di bima yucibu imanahum ve ittiba'ahum lehu aleyhissalatu vesselam. O sihirbazların imanlarını gerektirecek ve Musa'ya tebaiyetlerini gerektirecek ki bu Musa Aleyhisselam'ın korkusunu giderirdi, ama Musa Aleyhisselam'ın bu korkusunu, efendime söyleyeyim, böyle bir vaatte bulunmak suretiyle giderilmedi bu şekliyle. Yani çünkü Musa Aleyhisselam'ın korkusu, dediğimiz gibi, insan olarak o yılanları veya asalarının yılana dönüştüğünü görünce ve çok olunca, çünkü hani 40 bin diyen, 70 bin diyen veya 70 diyen, her halükarda Musa Aleyhisselam tek kişi, onlar bu kadar kalabalık, Musa'nın asası küçük bir asa, yani bir normal boydaki bir insanın elinde taşıyacağı bir asa, ama onların ise farklı. Bütün bunlar Musa Aleyhisselam'ın evvel emirde
beşer olarak korkmasını gerektirdi. Yoksa onun korkusu şundan değildi. Yani insanlar bana uymayacaklar ve iman etmeyecekler, korku bundan ötürü değildi. Ve kavlu aleyhissalatü vesselam innema sanam. Ve burada duralım arkadaşlar. İnnema sanu keydü sahir. Sallallahu aleyhi. Subhanak Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Arkadaşlar, dur bu şeyi durdurayım. Haydi.